getirilen düzenlemeler arasında belki de en fazla tartışılanı az önce de söylemiştik. 29. maddede Evet. düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Bunun neden üzerinde duruyoruz? Çünkü gerçekten önemli maddelerden ve çok Evet. konuşulan maddelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu başlık altında birkaç soru sormak istiyorum hocam size. Dezenformasyonun mücadele amacıyla getirildiği ifade edilen bu düzenleme bir hukukçu olarak sizce gerekli miydi? Yani tabii ki bir gereklilik vardı. Biraz önce de bahsettiğim üzere içinde bulunduğumuz çağ hızla dijitalleşiyor ve korkarız ki bunun çok 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 faydasını gördüğümüz kadar zararını da göreceğiz, görmekteyiz. Ancak birincisi bu kanunun tek maddesi sadece 29. madde değil, onu girişte söyledim. İkincisi de 29. maddenin gerekliliği ayrı bir konu. Evet, ben ona sonuna kadar katılıyorum. Ancak kaleme alınış şekli ve zamanlaması bakımından birkaç eleştiride bulunmak isterim. Kaleme alınış şekli bakımından çok ciddi laflar etme haddine sahip değilim. Çünkü ben bir ceza hukukçusu değilim. Ancak genel hukuk bilgimizle şöyle bir baktığımızda kanunun 29. maddesi Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesine A bendiyle yeni bir suç tipi ihdas ediyor. Ve bununla da sadece yani sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişiler için 1 yıldan 3 yıla kadar bir hapis cezası öngörülüyor. Tabii ki benzer düzenlemeler yapan ülkeler var. Dünyada 200'den fazla ülkenin olduğunu, Birleşmiş Milletler'e üye 192 ülkenin olduğunu göz önünde bulundurursak bunu deneyenler oldu muhakkak. Ancak ilk olarak şöyle söyleyeyim, zamanlama bakımından bir eleştirim olacak. 2-3 yıl önce ya da Almanlar gibi 2018 yılında yapsaydık bunu ya da daha eskiden bu konuda hiçbir eleştirim olamazdı. Ama malumunuz ülkemizde 7 yıl sonra bir seçim var ve bu seçimde biz tarihimizde ikinci kez deneyimleyeceğimiz üzere ilkini 2018'de deneyimledik. Aynı anda hem yasama üyelerini hem de yürütme temsilcisini yani Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu bir ülke için çok kritik bir seçim. Yani normalde parlamenter sistemde evet yasama organını seçiyorduk, partilerden bir kabine çıkıyordu. Meclis ayrıca Cumhurbaşkanını seçiyordu ama kritik bir seçim. Bu bakımdan seçimlere 1 yıldan az bir süre kala halk arasında ya işte siyasi olarak eleştirilerin cezalandırılacağı yönünde bir algının çıkması demokrasimize zarar verecektir ki böyle bir algı da maalesef ki var. Çünkü bana da yakın çevremden de soranlar oluyor. Yani biz bir tane retweet yaptığımız zaman bu suçu işlemiş olacağız mı diye sorulması bile üzücü bir şey. Çünkü hukukçuların çıkıp bunun böyle olmayacağını anlatması ya da yargı uygulamalarının oturması takdir edersiniz ki kısa bir süre içerisinde mümkün değil. Bunun süreci nasıl işleyecek? Birincisi bu bir suç tipi artık yürürlükte. Bu suçu işlediği iddia olunan kişilerin yargılanması ve hükmün kesinleşmesi gerekecek. Ardından da yargıda bir içtihat birliği oluşacak ki savcılıklar ve ilk derece ceza mahkemeleri buna uyum sağlasın. Bu da uzun yıllar alacak. Yani bu bakımdan zamanlama olarak daha önce de yapılabilirdi ya da seçimler sonrası da beklenebilirdi. Yani o madde o kanundaki diğer çok güzel düzenlemelere ki basın kanunda yapılan değişiklikle güzel düzenlemeler de yapıldı. Hani müsbet düzenlemeler de yapıldı. Ona biraz gölge düşürdü. Bu yüzden de zaten sansür yasası iddiaları ya da Ortaya dezenformasyonla çok. mücadele yasası deniliyor. Halbuki o sadece bir maddesi. Onun dışında da bir sürü madde, 30'dan fazla madde farklı konuları düzenliyor. Konu bakımından da burada bizim hocamız yani kitaplarıyla kendimizi geliştirdiğimiz saygıdeğer Profesör Doktor Ersan hocamıza bir atıf yapmak istiyorum. Yazım tekniği olarak, kaleme alınış tekniği olarak bu kanunun bu hükmüne yani bu amaçla kamu barışını bozacak kişiyi cezalandırmadan önce bilginin bu niteliğini bilme kastını açıkça yazmanın isabetli olacağını ifade etmişti hocamız birkaç gün önce bir televizyon kanalında. Kendisine katılıyorum. Şöyle ki şimdi kanun kaleme alınış tekniği bakımından evet belki biz hukukçular anlayabiliyoruz. Bu özel kasla işlenen bir suç. Yani böyle 100 kişilik takipçisi olan bir Instagram kullanıcısının
bir paylaşımı ya da bir Twitter kullanıcısının 2-3 tweet serisi doğrudan bu suça vücut vermeyebilir. Ancak bu kaleme alınış tekniği maalesef ki bizim ülkemizde bazı savcılar ya da ilk derece hakimleri tarafından böyle anlaşılmayıp yanlış mağduriyetlere sebebiyet verecek şekilde yargılamalara şahit olabiliriz. Yani demek istediğim şey şu, bir ülkede yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanması sadece yeterli değil. Nitelikli yargıçlar, yani yargı istikrarı dediğimiz ilk derece mahkemelerince verilen kararların üst mahkemelerce az oranda bozulması söz konusu ise o ülkedeki kanunların kaleme alınış şekli çok da fark etmiyor. Yani oradaki yargıçlar sadece kanunla bağlı kalmayıp normal hiyerarşideki üst normlarla, hatta hukukun genel ilkeleriyle vicdanlarına göre karar verebiliyorlar. Hı. Ama maalesef ki ülkemizde Cumhuriyet tarihi boyunca yargıya güven endeksi hiçbir zaman yükselemedi. Bunun birçok siyasal, sosyal, hukuksal sebepleri var. Bu bakımdan hani burada kaleme alınış tekniğinde birazcık daha muhalif kesim dinlenerek ya da işin uzmanları, ceza profesörleri, ceza hukukçuları, avukatlar dinlenerek en azından bu madde daha geniş bir şekilde kaleme alınsaydı bence bu tartışmalar da bu kadar alevlenmezdi. Hatta sansür iddialarına varan düzeye ulaşmazdı diye düşünüyorum. Tabii ki bunu zaman gösterecek. Evet. Yakın zamanda bunun örneklerini duymaya başlarız. Hı. İhbarlar olur, şikayetler olur. Muhakkak bazı savcılıklar iddianameler düzenler, yargılamalar olur. Ama bu uzun bir zaman alacak. Belki de bu kanun bu maddesi hiç uygulanmayacak. Yani şunu da söyleyeyim, çok uzatmayayım Hande Hanım. Kanunda 217 Taksim A maddesi, yani yeni eklenen madde olmasaydı bu ve benzeri eylem yapanlar cezalandırılamayacak mıydı? Hayır tabii ki. Yani kanunda, Türk Ceza Kanunu'nda bu eylemleri dahil edebileceğimiz 213, 214, 216. madde karşımıza çıkabiliyor kamu barışına karşı suçlarda. Hatta ben kanunu genel olarak bir taradığımda bir 323. maddeye denk geldim. Savaş anında, savaş esnasında halkı yanıltıcı bilgi paylaşmanın 5 yıldan 10 yıla kadar cezası var. Hı. Bu 2005 yılında kanun ilk halinde düzenlenmiş bir hüküm. Tabii ki savaş halinde değiliz ve bu bakımdan halkı yanıltıcı bilgiyi yaymanın doğrudan bir karşılığı yok, ama kamu barışına karşı kişinin eylemi sabitse farklı maddelere dahil edilerek, farklı suç tiplerine dahil ederek o kişi yine cezalandırılabilirdi. Ama bu maddenin düzenlenmesi illaki bir gereklilikse, birincisi zamanlama, ikincisi de yazım tekniği bakımından daha sağlıklı olabilirdi diye düşünüyorum. Peki sizin az önce söylemiş olduğunuz bir cümle vardı. Bana yakın çevrem soruyor dediğimiz, evet. Her RT'yle dinlediğimde, evet. Favladığımda bir ceza alacak mıyım diye. Aslında bu çok sorulan sorulardan, evet. Ve konulardan bir tanesi. Bunun cevabı olarak ne veriyorsunuz? Yani, gerçekten o haberin o zaman doğru olup olmadığını iyice bir araştırmak mı gerekiyor? Yani konu yani buraya mı? Şimdi ülkemizde bir gerçeklik bakanlığı yok. Hangi bilgi gerçektir derseniz siz gazetecisiniz. Siz daha iyi bilirsiniz. Nitekim bir şeyi haber yaparken %100 gerçeklik payı ararsanız çok az haber niteliği olan konu ortaya çıkar. Hani burada özel bir kast aranması gerekiyor. O özel kast da şu. Yani bizzat kamu düzenini bozmaya çalışacak, ki anti parantez hemen şunu da söyleyeyim. Bu konu üzerinde birkaç çalışmam olmuştu çünkü. Kanun lafzında ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık diyor. Bir defa kamu düzeni Anayasa Mahkemesi'nin şimdiye kadar verdiği kararlarda tanımlanmış, ama kanunlarda bir tanımı yok. Kamu düzeni içerisinde genel sağlığı da sokabiliriz, genel ahlakı da sokabiliriz, milli güvenliği, ulusal güvenliği de sokabiliriz. Yani burada kamu düzeni denmesi yeterliydi, ama işte bu kapsam genişletilince birazcık sanki böyle bir hukuksal mobbing, hukuksal baskı gibi bir algı da oluşabiliyor. Hani benim eleştirdiğim kısımlar bunlar. Ancak şunu izah etmemde bence bir mahsur yoktur. Tabii ki ben uygulayıcı değilim. Yargıç, ceza yargıcı da değilim, ama basit bir retweet, basit bir like doğrudan bu suça vücut vermez. Birincisi, bir kasıt arıyoruz. Burada kişinin bu eyleminde, yani sosyal medya platformlarındaki bu refleksinde bir halkın barışını bozacak, kamusal düzeni bozacak ve panik yaratacak bir kast arıyoruz. Şunu da söyleyeyim, bu eylem sadece sosyal medya platformlarında icra edildiğinde 217. madde yürürlüğe girmeyecek.
Yani şu anda benim buradaki söylemlerim de bu maddeye vücut verebilir ya da herhangi bir yazılı medyada ya da bir kıraathanede, kahvehanede bir amcamızın halk olarak nitelendirebileceğimiz bir çoğunluğa sözlü beyanları da bu suça vücut verebilir. Bunu zaman gösterecek. Ama en büyük tartışma konusu da yani yalan haber, dezenformasyon evet. Nedir? Bunun cevabını şu an için verecek resmi bir makam yok. Sadece ortada bir mahkeme kararı varsa ilan niteliğindedir. Biz bu konuda bir mahkeme kararı vardır, bu bilgi resmidir diyebiliriz. Ya da devletin resmi kurumları tarafından o konuda resmi bir açıklama yapılmışsa, işte bu Cumhurbaşkanlığı olur, bakanlık olur, ofisler olur. O zaman deriz ki bu bilgi resmi bilgidir, aksi yalandır deriz ama